Irak'ta 30 Nisan'da yapılan milletvekili genel seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından yapılan ilk seçimlerde Şii Başbakan Nuri el-Maliki'nin başında olduğu Kanun Devleti Koalisyonu büyük bir zafer kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre ittifak yapmadan yarışa katılan Sünni bloklarsa büyük güç kaybına uğradı. 107 listeden 9000 adayın 328 sandalye için yarıştığı seçimlerde Maliki 93 sandalye kazanırken 3. dönemde de başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Irak'ta ikinci unsur olarak kabul edilen Kürtler de parlamentodaki milletvekili sayısını arttırarak 57 sandalye kazandılar. Bu sonuçlara göre hükümetin koalisyonla kurulması gerektiği belirtiliyor ancak Kürtlerin Maliki'ye destek verip vermeyeceğiyse henüz netlik kazanmadı. Maliki'nin üzerindeki en büyük baskı ise ülkedeki güvenlik sorunu. Irak'tan her gün ölüm haberleri gelirken en son Perşembe günü Sadr kentinde düzenlenen bir seri saldırıda yaklaşık 20 kişi yaşamını yitirdi.